videomuzda Arduino LCD komutlarından LCD Create Char fonksiyonunu göstereceğiz. LCD Create Char fonksiyonu kendi özel karakterlerinizi oluşturmanıza olanak tanır. 16x2 LCD'nin her karakteri 5 piksel genişliğe ve 8 piksel yüksekliğe sahiptir. Kendi karakterlerinizi tasarlamak için bir LCD karakter oluşturucudan özel karakterlerinizin ikili maddesini oluşturmanız veya kendiniz haritalandırmanız gerekir. Buradaki resme bakacak olursak bir kalp sembolü yapabilmek için kostüm char fonksiyonu vasıtasıyla böyle bir binari düzen oluşturulmuş. Bu binari düzende şuradaki birler piksellerin yanmasını, diğer sıfırlar ise piksellerin sönük kalmasını sağlamakta. Bu şekilde kalp sembolü oluşturulmakta. Yine buradaki satır ve sütun sayılarına bakacak olursak bizim satır sayımız 8 adet, sütun sayılarımız 5 adet. Bu 5 adet ve 8 adetlik piksel sayısına bakacak olursak 40 tane piksel var. Bu 40 tane pikselde bir gülen yüz sembolü oluşturmak için oluşturulacak binari kodlar buradaki gibi. Üst satırdaki binari 0 satırındaki piksellerimizin hepsi sönük. O zaman 00 verisi. Yine ikinci sıradaki piksellerimizin hepsi sönük. Yine 00 verisi girilecek demektir. Buraya geldiğimizde gülen yüzün gözlerini göstermek için bakın ilk pikselimiz 0, ikinci pikselimiz 1, üçüncü pikselimiz 0, dördüncü pikselimiz 1 ve en son pikselimiz 0. Ve bu şekilde 1 olan pikseller yanmakta, yani ışık vermekte, 0 olan piksellerimiz ise sönük olmakta. Bu şekilde aşağı doğru devam edilmekte ve şekiller oluşturulmakta. Gülen yüz nasıl oluştururuz? Bunu uygulamalı olarak sizlere gösterelim. LCD'imizin satır ve sütun sayısını tanımladıktan sonra hemen üst kısma, tanımlamalar kısmına geçiyorum. LCD fonksiyonuyla Arduino bacakları tanımlanmış durumda. Hemen altına da bizim piksellerimizle bir matris oluşturacağız. Byte veri türünü kullanarak gülen yüz yapmak istiyorum. Bunun için smile isminde bir dizi değişkeni tanımlıyorum. Dizi değişkeni olabilmesi için hemen smile ifadesinden sonra kareli parantezler kullanıyoruz. Ve eşittir dedikten sonra bu dizi değişkenine ait matrisimizi yazacağımız tırnaklı parantezleri açıyoruz. Tırnaklı parantezimi açtım. Enter'a bastığımda Arduino IDE yazdım. Benim için o tırnaklı parantezi aşağıda otomatik olarak kapattı. Ayrıca bizim elimizde yazmamıza gerek yok. Buraya baktığımızda üst sıradaki tüm ve ikinci sıradaki tüm piksellerimiz sönük. Şuradaki ifadeleri oluşturacağız. Buradaki birlerin şekline baktığımız zaman bakın şurası bir güler yüz şeklinde. Şurası da gözleri ifade etmekte. Bunu bu şekilde oluşturacağız. Matrisimizi oluşturduk. Şimdi Void Setup kısmına geçip Create Char fonksiyonumuzu kullanacağız. Dizi ismimizi Smile olarak belirlemiştik. Bunu buraya yazıyoruz. Burada bir nokta virgülümüz olacak. Her bir bloğun sonuna virgül koymamız gerekiyor. Yani matris sonuna. Buraya kadar tamam ve şurada smile buradaki diziye göre create char fonksiyonu ile gerçekleştirildi. Şimdi sıra geldi bu smile'ı ekrana yazdırmaya. Smile'ımızı 0 olarak belirledik. Bunu nasıl yazdıracağız? Hemen gösterelim. LCD write komutuyla yazdırıyoruz. Burada 0 olarak belirlemiştik. Bunun için byte 0 diyoruz. Bunu LCD'mizin neresine yazdıracağız? Bunu da göstermemiz gerekiyor. Bunun için kürsörümüzü LCD'nin ilk hücresine konumlandıracağım. Sıfırıncı sütun, sıfırıncı satır şeklinde. Güler yüzümüzü buraya çıkarttık. Bundan başka neler yapabiliriz? Yeni matrisler oluşturarak yeni karakterler de basabiliriz. Nasıl yapacağımızı gösterelim. Bir kalp yapacağım.
Evet, kalp için Hurt'u tanımladık. Yani Hurt şeklinde bir isminde bir dizi tanımladık. Aşağıda bunu CreateChar ile oluşturalım. Evet, bunun numarası 1 olsun. Burada 0 olarak belirlemiştik. Burada da 1 olarak belirliyoruz. Ve şuradaki dizi ismini buraya yazıyoruz. Yazdıktan sonra bunu yazdıralım. Bu 1 numaralı. Önceki 0 numaralıydı. Bu da 1 numaralı karakterimiz. Önceki karakterin üzerine yazmasını istemiyorsanız burada yine set cursor ile sonraki hücreye geçmemiz gerekiyor. Sonraki hücrem, yani birinci sütun, bir numaralı sütun, önceki sıfır numaralı sütundu, sıfırıncı satır şeklinde yazdık. Şurada noktalı virgülümüzü koyalım. Kalp işaretimizi de burada oluşturduk. Son bir karakter daha yapalım. Burada da bir zil oluşturmak istiyorum. Byte fonksiyonuyla bu zilimizi oluşturuyoruz. Byte dizi tipi tanımlıyoruz. Bell isminde bir dizi tipi tanımlıyoruz. Eşittir dedikten sonra tırnaklı parantezimizi açtık. Enter'a bastığımızda kendisi otomatik olarak kapattı. Şimdi zilimizi oluşturalım. Bu sefer buradakileri tek tek yazmaktansa şuraya yapıştıracağım. Yapıştırdıktan sonra şuraya da noktalı virgül koyalım. Zil oluşturacağız. Zil için şuradan başlıyorum. 1, 1, 3 tane burada. Yine şurayı 0 yapacağım. Bu anlatımımızda sizlere CreateChar fonksiyonunu kullanmanı gösterdik. CreateChar fonksiyonuyla bir smile, yani gülen yüz, bir kalp ve bir de zil karakterini oluşturduk. Bunu ekranımızda gösterdik.